Hakan abi geçmiş olsun. Eyvallah, teşekkürler. Hayırdır inşallah. Ya Survivor'da biraz fazla yıpratmışız. Ben yırtık zannediyordum. Kırık da varmış kolumuzda. Kırık da var. Evet, evet. Şimdi geldim, ameliyat oldum işte. 3 hafta oldu. Şimdi iyiyim. Yavaş yavaş toparlıyorum. Totalde 6 aylık bir süreç. Aynen. Evet, ciddi bir olay. Ondan sonra inşallah eski sağlığımıza döneceğiz. Bu sene Survivor senin için nasıl geçti? Survivor güzel geçti. Hem eğlendik, hem güldük, hem ağladık, hem kavga ettik, hem paket yaptık, hem paket olduk. Hepsi beraber. Güzeldi, çok güzeldi. Abi gerçekten. Tuna abiyle bir atışmanız vardı. Sonra orta yolu buldunuz gerçi ama. Evet, evet. Sizi en çok zorlayan oydu galiba. Biz öyle gördük. Ya, tabii ki. Tuna abiyle bizim zaten dillere destan bir arkadaşlığımız, sevgimiz var. Yok, şaka bir yana, hani dışarıda severim Tuna abiyi ama orada tabii rekabet. Bir de o benimle oynamayı, ben onunla oynamayı, oynaşmayı seviyoruz. Buradan selam olsun Tuna abiye de. Ya gelemedi aslında, bak gel dedim, gelemedi buraya. Yapacak aslında bir şey yok. Burada konuşulacak başka biri var. Çağırsam mı bilemedim, anne burada ama. He, kayınvalide. Çağırsak mı onu da? Güzel güzel seyrediyor şimdi, valla sağ olasın. Peki abi, bu dörtlünün içinde sen olsaydın işler nasıl değişirdi? Valla şöyle diyeyim, bir daha gideceğim. O zaman burada olacağım. Onu yani o gün bu yayını yayınlarsın, bu programı, bu röportajı yayınlarsın. Çünkü gerçekten eğer sakatlanmasam ve hazır gitseydim şu an burada olabilirdim. Zaten oraya gittikten sonra pişman oldum. Hazırlanmadığıma, sakatlığa da yapabilecek bir şeyim yoktu. Bu benim atış kolum. Onu kaybedince de çok zorlaştı. Çünkü ters elle hayatta ne yapabilirsin? Elimden geleni yaptım. Ama dediğim gibi buraya kadarmış. Bir iz bıraktığımı düşünüyorum. Güzel de geçti benim için. Eve döndüğünüz zaman hanımefendinin, Gizem Hanım'ın size ilk söylediği şey ne oldu? Niye erken geldin? Vallahi dedi. Aynen aynen. Ama kızımı da çok özlemiştim. Kızım da bana baba 100 gün kal demişti. Tam 100. gün elendim. Vallahi. Öyle bir tesadüf de oldu. Bundan sonraki aynen. Macera nasıl gelişecek abi? Bundan sonraki macera. Vallahi şöyle diyeyim. İnşallah bu sene panoramada olurum ama ondan sonraki sene istiyorum Survivor'a tekrar gelmek. Çünkü bir gün burayı, finali göreceğim diye düşünüyorum. Onun için de her şeyi yapacağım. Hazırlanacağım. Belki o zaman 45-46 yaşında olacağım ama bir şekilde burada olacağım. Çok sen başarısın abi. İnşallah. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşürüz. Eyvallah. Sağ ol. Sağ ol abi.